Menderes Irmağı, Beş Parmak Dağı, Nazilli Ovası, Bolluk Kaynağı, Kızılçam Yaylası, Zengin Kaz Dağı tertemiz sevgidir. Yaşarsın aydın. Evet Anadolu sevdalıları. Tarihi Hititlere dayanan, pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, doğal ve tabii güzellikleriyle, bereketli topraklarıyla, dürüst, mert, efeler diyarı, dağlarından yağ, ovalarından bal akan, güzel insanların yaşadığı Aydın'ımızın turizm ve kültür kenti Kuşadası'ndan sesleniyoruz sizlere. Sevdalıları. Kuşadası'nda Efes Kongre Merkezi'ndeyiz efendim. Anadolu Expo canlı hayvan fuarı gerçekleşecek. Aydın İli Kırmızı Et Üreticiler Birliği'nin düzenlediği ve üyelerinin, güzel yürekli üyelerinin yetiştirdiği yakışıklı tosunlar yarışacak ve biz tüm bu güzellikleri, yapılan tüm bu çalışmaları ve bu güzellik yarışmasını sizlere aktarmak üzere Efes Kongre Merkezi'ndeyiz efendim. Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Altan Bilgen'i sahneye davet ediyorum şimdi. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın İl Müdürüm, Müdür Yardımcılarım, Ziraat Odaları Başkanlarım, Damızlık, Süt, Koyun Keçi, Haykop Genel Başkanımız, Birlik Başkanlarımız, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörüm, Türkiye Süt Üreticileri Genel Başkanım, Merkez Birlik Başkanım ve atlarsam affınıza sığınıyorum. Bütün üreten, ürettiğini katma değere çeviren, küçük aile işletmelerimiz, köylümüz, çiftçimiz adına burada bulunan ve bulunmayan, onların neferleri olan bizler gibi yönetim kurullarındaki bütün gelen misafirlerimize, basınımıza, hepinize bizim bu geçen yıl düğününü yapmış olduğumuz hayvancılığın bu yıl balosuna hoş geldiniz diyorum. ...7-8 aylık çalışmamızın ürünü olan Anadolu Expo 3. Canlı Hayvan Fuarı'nın Aydın İli Kırmızı Et Üretici Birliği olarak sponsoru olmaktan yönetim kurulum ve üyelerim adına da ayrı bir keyif yaşadığımın sizler tarafından bilinmesinde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bu bizim küçük köylümüz, bu küçük aile işletmelerimiz, küçük ama yaptığı işler çok büyük olan, Türkiye'nin lokomotifi olan köylümüzün ürettiği her şeyi burada bize verilen yetkilerle dünyayla buluşturmanın keyfini yaşadığımızı yine altını çizmek istiyorum. Dolaştık 8 ay, 7 ay bütün birlik başkanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, başta platform fuarcılık, Gül Hanım'a atladım kusura bakmasın kendisi. Böyle bir özverili çalışma yaptık Otelciler Derneği Başkanı Taceddin abimizle beraber. Yaptık, ürettik. Dışarıda hep beraber dolaşacağız. Çok güzel, çok rentable bir şey olması önemlidir ama çirkin, yani onlardan para kazanıyoruz da çirkin inekten
bize göre ırkı biraz daha yerli ırkı andıran karışık bir ırktan melezlemeyle 3 yıldan bu yana özellikle Kırmızı Et Birliği olarak altını çize çize söylediğimiz melezlemenin Türkiye'deki et problemini çözmesine Hoşteinlere atılıp ama Hoşteinlere atılırken Sedat Başkanım'ın da tezleri var. Çok doğru katkı veriyorum. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz 10 yıl önceki süt problemini tekrar gündeme getirmeden, bu ırkı bozmadan laktasyon dönemlerinde yani bizim tabirimizde takoza ayırdığımız hayvanları melezleme yaparak Türkiye'nin et problemini çözeriz dedik. 3 yıldan bu yana bütün basının önünde, ulusal basında, yerel basında benim demeçlerimde bunlar söylendi. Ve bugün haklı olarak bunların sınıfı geçmesinin de bir et üreticisi olarak, bir çiftçi olarak gururunu yaşıyoruz hep beraber. Biz dışarıda çirkin inekten nasıl bir limuzin, simentel, şerole ırkının melezlemede neler yapabileceğini sergileyeceğiz. Büyük danalar zaten güzel. Küçüklerine bakmanızda fayda var diyorum. Yine biz bu danalarımızı birer birer kendi kategorilerinin içerisinde yarıştırıp üreticilerimize küçük küçük hediyelerini vereceğiz. Çünkü mutlaka bir şey umulacak görselliktir dünyaya tanıtır iken. Hepinizi cumartesi günkü yarışmada dolu olarak bulunmanızı rica ediyorum. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Sütle ilgili zaten büyüklerimiz, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız sizlere biraz daha farklı bilgiler verecekler. Ben kendi etimle ilgili bir şeyler söylemek istedim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz fuarımıza. Değerli Anadolu sevdalıları, üçüncüsü düzenlenen Anadolu Expo canlı hayvan fuarına yine Kuşadası ev sahipliği yapıyor. Şu anda biz de Aydın ili Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanımız Altan Bilgen'le hem açılışımızı değerlendireceğiz hem de bu güzel fuara katılan güzel konukları, yarışmacıları, güzelliklerini sizlere aktaracağız. Efendim merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Anadolu sevdası olarak, Toprak TV ailesi olarak burada olduğunuz için Aydın İli Kırmızı Et Üretici Birliği Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizlere de biz Kuşadası'na hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk efendim. Üçüncüsünü düzenlediğimiz Anadolu Expo 3. Canlı Hayvan Fuarı bugün sabah 10.30 itibariyle bütün dünyaya kapılarını işte hep beraber sizler de buradaydınız. Bunun dünyaya kapılarını açmasını yine haklı gururunu yaşıyoruz. İyi bir katılım oldu. Olacak, olmaya devam edecek. Çünkü salonumuz oldukça yoğundu biliyorsunuz. Evet, tamamen çok doluydu. Çok katılım çok iyiydi. Bütün sivil toplum örgütleriyle, bakanlığımızla, il müdürlüğümüzle, başta valiliğimiz, Kuşadası Kaymakamlığımız, Kuşadası Belediye Başkanlığımız, Çine Belediye Başkanlığımız, bu sene onur konuğumuz onur bu konuğu, evet, fuarımızın. Yine. Biz de Aydın İli Kırmızı Et Üretici Birliği olarak bu işi benimsedik. Sponsoruyuz bu fuarın. Yani Aydın'da ne üretiliyor bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Harika. Gösteriyoruz. Sürekli evet. Gösteriyoruz. Bu sene biraz daha değişik bir podyum oldu diyelim. İşte böyle gösterirsek evet. Buzağlı ineğimiz tamamı etçil ırklardan oluşan bir şey. Yani etçil ırka dönüşen bir hayvanlarımızı, çocuklarımızı, danalarımızı, düvelerimizi, ineklerimizi sergiliyoruz burada. Böyle dilerseniz yavaş yavaş evet. Yürüyelim. Bunu yürüyelim belki efendim. Siz söyleyecektiniz ama evet, evet, Birsel Hanım ben böyle yürüyelim. Görselimizde bütün dünyaya, bütün evet. Çiftçilerimize, köylümüze, herkese gösterelim. Böyle güzel Holstein inekten daha sonra simentel tohumu atılıp anne olmuş. Bu anneden de böyle limuzin bir etçil ırk dananın çıktığını sergilemek istiyoruz. Evet, yani bu büyük danalarımız, bu büyük danalarımızın nasıl bu hali çocukluktan nasıl geldiğini, tohumunu nasıl aldığını sergilemek istiyoruz evet, biz. Evet çok da güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Bunlar önümüzdeki senenin çavuşları, tosunları, bebeleri. Bebeleri. Yani gözler böyle. Parlıyor efendim gözlerimiz. Aynen aynen sahada olmak böyle bir şey diye değil düşünüyorum mi? Ben. Bunlar da Belçika mavisi dediğimiz işte iki tanesi dişi bir tanesi erkek. Bunlar da etçil ırklar olup bunları sergilemek istiyoruz. Sergiliyoruz diye düşünüyorum. Evet.
Anadolu Expo 3. Canlı Hayvan Fuarı yine bu sene çok büyük sürprizlerle dolu. Cumartesi günkü dana yarışmalarımız var. Yani köylümüz, üreticimiz, üyemiz bunları nasıl yetiştirebiliyorsa, bir de bunları burada bütün dünyaya göstermemiz gerekiyor bizim. Evet. Yani kapalı kapının ardında, işletmesinde bu mal var, kimse görmüyor. Bu bizim için bir şey ifade anlam etmiyor, ifade etmiyor. Değil mi? Verilen bir emek, evet, var, bir başarı anlam ifade var. Etmiyor. Bir de yani... Burada bu fuarda şöyle bir şey de size söylemek istiyorum. Şu danayı da görelim. Görelim efendim. Şöyle. Burası bu fuarın tamamı yerli dana. Bu danamız, bu tosunumuz, bu paşamız hariç. Bu Macaristan'dan gelen, ithal edilen danalardan bir danamız olup bunu da burada şova çıkaracağız. Yani bunun görselini de göstermemiz gerekiyor. Evet. Ne şekliyle? Ama bu danadan da geri kalacak olan danalarımız yok bizim. Yok. Gidelim, ilerleyelim. Süperiz. Evet, evet. İşte yine Holstein'dan simentel bir tohumla oluşan 1200 kilogramlık. Hay maşallah, hay maşallah. Böyle bir danamız var. 28 aylık, bugün yaklaşık 700 kilogram et kapasitesine sahip bir danamız var. Sakindir. Ha, şunu da söylemek istiyorum. Her fuarda görüyorsunuz, kesinlikle kimseye çamur atmıyorum, hiçbir firmaya çamur atmıyorum. Atmaz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Biz böyle boş bir besiyle, boş bir danayla her padoğun içinde, hiçbirinde yular yoktur, burunluk, evet, yoktur. Bunları bu şekliyle sergiliyoruz. Evcildir, evet, bizim hayvanlarımız. Aydınımızın insanı yumuşaktır, hayvanlarımız da sakindir. Oo, maşallah, maşallah. Evet. 41,5 kere, evet, maşallah. 800 kilogramlık, 820 kilogramlık karkas eti olan bir dananın başındayız. Belçika mavisi, Belkuan Blue dediğimiz bir ırk. Evet. Yine Holstein'dan melezlemeyle yapılan bir ırk. Sergileyeceğiz bunları, güzel, göstereceğiz. Güzel çalışmalar. Yani ne üretiyorsak onu sergileyeceğiz. Güzel başarılar elde edilmiş. Biz de bunu neden duyurmayalım, değil mi efendim? Tabii ki. Sizler bunları bize aracı olmazsanız biz kendi kendimizi çalar oynarız. Bir anlam ifade etmez ki. Aynen. Evet efendim. Yerli bir ırkımız yine, Şerole ırkımız. Evet. Ve bir ay öncesine kadar hala annesini emer bir vaziyetteki bir danamızın, aa, başındayız. Evet. Bu kadar büyük olduğuna bakmayın. Özgür yaşamış. Tabii gelişmiş. Ki bunun etinin şekli olmaz. Bunun lezzetinin lezzetine doyum olmaz. Oh, maşallah, evet, maşallah. Tabii bu arada ben şunları da söylemek istiyorum. Bizim Aydın etimiz artık bir marka olma yolunda. Bir Afyon eti gibi, bir Kırşehir eti gibi, bir Suluova eti gibi. Evet. Artık kuru besi yapıyoruz. Arpa destekli besi yapıyoruz. Pancar küspesi kullanmıyoruz. Danada mısır silajını kullanmıyoruz. Kuru besi yaptığımız için bu kuru besi de tezgahlara, özellikle İstanbul'da lüks yerlerdeki lüks etiler gibi, Bağdat Caddesi gibi, Başakşehir gibi marketlerde, kasaplarda Aydın etini bulmanız çok normal. Evet. Ve kuru besi yaptığımızdan ötürü de etin dolapta, soğuk havada kararma riski yok. Oo, pembe. Özellikle ızgarada bu çok size cevap verecektir, evet, lezzet açısından. Evet, ithal danayı arattıracak bir dana değil. Lütfen, hayır, bunu güzel gösterelim. Evet, yerli. Gösterelim efendim, gösterelim. Bizim yeni pazarımızın üzerinden gelmiş, köylerimizden, dağ köylerimizde böyle danalarımız yetişiyor bizim. Muhteşem. Örnek veriyorum. Muhteşem. Yani yeni pazarımız aynı, Çin'imiz aynı, Sultanhisar'ımız aynı, Karacasu aynı, Söke aynı. Yani bir örnek veriyorum. Yeni pazarı yeni pazar olarak ayırmayalım ama var, evet, bu bizde üretiliyor. Bu oradan geldiği, evet, için. Üretiliyor. Bu şekliyle Bruce Weiss, Montafon ırkımız, özellikle, evet, bizim Nazilli bölgemize has bir ırktır. Irk. Aydın ili için söylüyorum. Bütün dünyada vardır ama, evet, Aydın ilinde, Nazilli İlde, bölgemizde, yoğun, üst dağlık köylerinde çok bulunan bir ırkımızdır bunlar. İşte bu canlı hayvan fuarının yarışmalarında yine cumartesi beraber olacağız. Bu tek tek podyuma çıkacak bunlar. Evet. Yakışıklılık yarışması olacak. Güzellik değil. Evet, bayanlara güzel derler. Bizim danalarımız erkektir, tosundur. Yakışıklılık yarışması olacak. En verimli besi sığırı ama en verimli yakışıklı yarışması olacak. Bütün güzellikleri de taşıyacak. Kesinlikle, kesinlikle. Taşıyacak. Başkanım şunu söylemek istiyorum. Geçen sene çok güzel bir sinerji yakalanmıştı. Gerçekten katılım da yüksekti. Özellikle bu güzellerimiz, bu hayvanlarımız, yakışıklılar yarışırken yakaladığım şu vardı. Ödül alan bir ailenin oğlu kaldırmıştı kupayı. Benim de gözlerim dolmuştu. Hani bu gençlerimiz, nesilimiz artık istiyoruz ve siz çok önemsiyorsunuz, bize takdir ediyoruz. Evet. Kitaplardan, broşürlerden değil. Gelip, yo, sahada, realde sahada görecek. Sahada
evet. görüyorlar ve bunun mutluluğunu yaşadılar. İnşallah bu seneki beklentimiz nasıl efendim? Bu seneki geçen yılkinin üzerine biraz daha koyup da bunları yapmak. Tabii ki. Hepsini koyacağız. Bak çavuşumuz uyuyor rahat. Relax. Yatacak kilo yapacak bu et ırkı çünkü. Değil mi? Aynen relax, öyle. Rahat. Relax, rahat olacak. Bunlar varsa biz varız. Bunları yetiştiren köylümüz varsa biz varız. Evet. Küçük aile işletmelerini Meleri. Çok önemsiyorum. İki tane ineğinin arkasından iki tane buzağısı doğar. Bu hale getirene kadar uğraşır. Türkiye'nin lokomotifi. Bizim güzel. Köylümüz, çiftçimiz. Değil mi efendim? Ne kadar güzel söylediniz. Yüreğinize sağlık. Havamız güzel, ortam güzel. Çok güzel. Yarışmacılar çok güzel. Kuşadası güzel, Aydın güzel. Mert, yürekli insanların yaşadığı Efeler diyarı Aydın. Kesinlikle. Bugün Damazık Birlik Başkanımız da paylaştı efendim. Evet, tarımda çok iyi inciri, zeytini, zeytinyağı. Uzun ömürlü insanların yaşadığı memleket ama hayvancılıkta biz varız dedi. Varız tabii ki. Geldiğimiz nokta varız çok güzel ki, dedi. Varız tabii ki. Hayvancılıkta bizim olmamamız mümkün değil. Belli bir, yani bu sayılara girmek istemiyorum. Hayvan varlığında Türkiye'de ona yaklaşmıyoruz da ilk onun içinde diyelim. Biraz daha mütevazi olalım çevre illere göre. Evet. Unutulmuş biraz. Hayvancılık Aydın'da son 2-3 yıl öncesine varana kadar unutulmuş. Ha bu unutulma kötü niyetli olarak değil. Diğer ürünlerimiz olduğu için bizim olmuş. Toprağımızdan 4 tane ürün alınıyor. Evet. Yani zeytin, incir, kestane, çilek her şeyimiz var. Bunlar turizmimizde var. Bunlar ön planda olduğu için bir de alternatifsiz ürün incir var. Evet. Hep ön plana bunlar çıkmış. Onlar olacak. Onlar da bizim. Biz onları benimsiyoruz. Evet. Ama hayvancılığımız da bir o kadar Türkiye'de belli bir yerdeyiz. Evet. Et üretiminde Türkiye'de yine ilk onun içerisindeyiz. Hay maşallah. Aydın etimiz marka olma yolunda. Bu marka olma yoluna giderken benim üyem, benim çiftçim, bizlerin küçük köylüsü dediğimiz başta ben olmak üzere. Hakiki bir üreticisiniz. Biz üretiyoruz. Bu ürettiğimizde Aydın'da elit tabakaya bu pembe eti Aydın markasıyla sokmaya başladık. Gidiyor. Harika. Öyle. Gidiyor. Bir afyon etinin yuvarlaklığını bilirsiniz evet. eskiden. Sulova'yı bilirsiniz. Kırşehir'i bilirsiniz. Nerede çalıştım Sulova'yı, Kırşehir'i. Aydın etinin bunlardan hiç geri kalacak bir yanı yok. Biz bunu birlik olarak çalışıyoruz. İstanbul pazarına girdik biz. Harika. Çok güzel bilgiler bunlar ve başkanım. Ve bu fuarlarla biz bunları duyuracağız. Evet. Bu dananın eti senin tezgahında diyebileceğiz İstanbul halkına. Doğru. Sen bunu yiyorsun, siz bunu yiyorsunuz diye bilmemiz gerekiyor. Evet, itinayla. Onun için çok önemsiyoruz. Birlik olarak bu fuarları çok önemsiyoruz. Bizim de zaten tüzüklerimizde, kuruluş amaçlarımızda bunlar vardır. Evet. Ama bu fuarları birlik başkanı, birlik yönetimi olarak bizler yapıyor gibi olsak ise de benim köylüm bana bu gücü vermezse ben bunu yapamam. Evet. Biz yönetim olarak bunu benimsiyoruz. Bu yolda beraber köylümüz olursa, üyemiz olursa biz bunu onlardan aldığımız tatlı gazla biz yürürüz. Yürümememiz için hiçbir şey yok. Aydın İli Kırmızı Et Birliği'nde Türkiye'de belli bir noktaya getiririz. Getirdiğimizi de zannediyorum diye düşünüyorum. Evet efendim ben tebrik ediyorum sizi. Sizin nezdinizde üyelerinizi de. Evet Aydın İli Kırmızı Et Üreticiler Birliği Türkiye'de belli bir yere geldi. Bunlar belli savaşlar. Görevlerimizin belli, içinde var. Evet efendim çalışmalar ama severek yapmak. İçinden gelmek. Tabii sahada olursan yaparsın. Altan Bilgen kimdir dediğimde Altan Bilgen çok doğal bir üretici. Çobandır deyin ya. Çobandır. Çobanın hasrı. Aynen öyle. Üreticinin ta kendisi. İçinden geldiğiniz için Sayın Başkanım üreticinizin yani ne hissedeceğini siz çok iyi biliyorsunuz. Tabii ki. Kendimiz üreticiyiz. Biz sabahleyin saat 7'de işletmemize gireriz. Gece 5'te gireriz. Akşam 12'de gireriz. Sürekli sahadayız. Bizim için yani ben bu şekliyle girerim bunun içine. Kendime duruveririm. Dana beni yalar doğasında vardır o. Yani, biz sakınmayız bunda. Evet. Hakiki üretici. Gerçekten güzel. Üreticileriniz de çok memnun. Güzel bir fuar olacak inşallah. İnşallah. Heyecanlıyız. Oluyor. Yarışmaya çok heyecanlıyız. Bakalım değil yine mi? Sürprizler var. Tosunlar nasıl olacak? Sürprizlerimiz nasıl olacak? Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilere. Ben teşekkür ediyorum. Daha sonrasında da yarışmayı değerlendireceğiz İnşallah, efendim. İnşallah. Dört gün boyunca buradayız, hep beraberiz. Bütün Türkiye'ye, dünyaya selam olsun. Aydın İli Kırmızı Et Üretici Birliği olarak. Teşekkür ediyoruz Görüşmek efendim. Görüşmek üzere. Gülen çok sağ olun. Yüzünüz solmasın. Çok sağ olun. Evet, Altan Başkanımız çok güzel bilgiler verdi. Başta her zaman diyorum, gözlerinin içi parlıyor. Kendisi doğal bir üretici. İçinden geliyor. İçinden geldiği için de
tüm bu güzellikleri çok rahat bizlere aktarabiliyor. Efendim, Anadolu Sevdası Kuşadası'nda üçüncüsü düzenlenen Anadolu Expo canlı hayvan fuarındaki tüm güzellikleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, üçüncüsü düzenlenen Anadolu Expo canlı hayvan fuarında bugün ikinci gündeyiz. Aydın ili Kırmızı Et Üreticiler Birliği'nin standında çok tatlı konuklarımız var. Onları tanıyacağız efendim. Amcam merhaba. Merhaba canım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür. Nereden geldiniz? Manisa Kulak Körez Köyü. Körez Köyü'nden geldiniz. Evet. Efendim, nasıl buldunuz fuarı? Çok güzel bulduk. Ben her zaman, her sene gelirim. Bundan iyi olmadı dedi. Evvelki. Bu iyi. Bu daha mı iyi? Bu daha iyi, güzel geldi bana. Ha, amcam sen neyle meşgul oldun? Çiftçi misin? Çiftçiyim. Neler ekersin, neler biçersin? Vallahi her şeyi ediyoruz. Nohut, buğday, susam hepsini yapıyoruz. Mesela torunlar var benim, bir de ziraatçı var. Ercan'ım büyüyor. O da şey, ziraat müdürü. Uşak'ta o. Bir de torun var dedin. Allah aşkına, torunlarımız hep memur. Biri veteriner, biri onun abisi de ziraatçı. Anladım, anladım. Onlar yapıyorlar galiba, ben çekildim de. Sen çekildin mi? Ben çekildim. Emekli misin sen? Emekliyim. Ama tam emekli olunmuyor ya. Toprağı olunca insanın nasıl emekli olacaksın? Ya çocukların yanında girin gidiyor. Canın durmaz ondan. Durmuyor dedi. Bu. Ondan bu, dedi. Bu da duruyor. Duramıyor. Ya teyzem de mi gidiyor? Buyur. Teyzem de mi uğraşır tarla, tokat? Ya işte bazı afyon yapıyoruz ya. He. Onu çapanıyor. Gelen. Kurban olurum ben. Geçelim. Seni de bir tanıyalım. Sen kimsin? Emine Thomas. Manisa. Kula Kürezgü ve Emine Thomas. Emine teyzeciğim, sen kaç senelik evlisin? 57'den beri. 59. Ama 57'den beri beraberiz yani. Vay vay, yılların eskitemediği güzel çift efendim. Teyzeciğim sen neler yaptın, nelerle uğraştın, neler yapıyorsun? Vallahi evvelerden tütün yapıyorduk. Almanya'ya gittim, 6 yıl durduk. Almanya'da ne yaptınız? Otel çalıştım. Otelde çalıştınız. Bir şey söyleyeceğim. Oraya gidince Türk topraklarını nasıl, ne yaptın, çok özlemişsindir. Türk topraklarını. Türkiye'yi, vatanını özlemişsindir gurbette. Özledik ya. Orası daha temiz. Dedikodu yok. Orası da güzeldi. Dedikodu yok. Hindigerlik yok. Ha, anladım. Oranın da o güzelliği vardı. Ama dönüp gelip gene köyüne mi döndün? Köyde. Arazi çok. Sen de çalıştın motor mı? Motor getirdik oradan. Alo. Oo, motor oradan mı getirdiniz? Oradan getirdim. Kimse de yokmuştur belki de aldığınız zaman. Var mıydı? Olur mu? Çocuklarımız. İyiyim valla. 15 yaşlarındaydı. Ha, o zaman getirdiniz. Ta oradan Türkiye'de yok muydu acaba, veya orası daha mı iyi geldi size? Motorun rektefe girmedi. 40 sene oluyor geleli. Oo, maşallah. Rektefeye dahi girmemiş. Güzel annem, ne güzel söylüyor. Yüreğine sağlık. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi dedin ki bunlardan bizim orada da olur mu dedin, değil mi? Evet. Olur tabii ki. Olur tabii ki. Sen hala gözün hayvancılıkta. Ya ben ne demiyorum, gayet gücüm yok da. 10 tane, 8 tane iğneye sağdım elimle. Elinle yaptın hep. En çok torunlar var gayet, veteriner. Besane yapıyorlar. Aa, besane kuracaklar. Olsun. Gene de sen ilgileniyorsun ama bak. Ta buraya gelmişsiniz gezmeye. Gelin. Biz her yakaya gideriz. Oo, amcam senin elinden tutuyor, gezdiriyor. Ankara gittik. Denizli'ye gittik. Gidiyoruz. Buraya Allah da geldiniz. Şükür. Beğendin mi teyzeciğim fuarı? İyi, iyi. Allah'a şükür, iyi. Allah iyilik sağlık versin. Türkiye gelişiyor, gelişiyor. Gelişiyor değil mi? Hayvancılık da gelişiyor. Tabii. Beğeniyor mu artık? Bizim köyün bir hayvancı, en az bir evin 20 hayvanı var. Ay maşallah. Ay maşallah. Çok. Hayvancılık da ileriye gidiyor artık değil mi? Tabii. İnsanlar daha iyi bakıyorlar, öğreniyorlar.
Eskisi gibi değil. Mobineler var. Zor değil artık değil mi? Zor değil. Beş tane atmıyorlar. Biz her gün atardık pisliğine. Evet. Hiç gölü yok. Kolaydı. Çilesi çoktu değil mi? Kıyamam ben sana. Oo. Resimlerini gördün dışarıda, kendilerini de gördün mü hayvanları? Dışarıda canlı hayvanlar var. Onlara da bakın gezin amcamla. Şimdi sen Aydın ili Kırmızı Et Üreticiler Birliği'nin standına gelmişsin. İkramlar da güzel. Evet. Beğendiniz mi? Beğendik. Beğendiniz. Ama senin konuşman daha kaliteli. Oo, teşekkür ederim efendim. Efendim. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizleri görünce bizler çok mutlu oluyoruz. Ya birbirimiz dayanarak gideceğiz biz bu işlere. Değil mi? Tabii. Evet, ben Tarım Kanalı'nda bir gönüllü yüreğini vermiş. Hı. Siz de bu tarıma ömrünüzü vermiş. Bizim yollarımız beraber efendim. Evet. Değil evet, mi? Evet. Toprakta geldik, toprak içeceğiz. Ondan sonra benim torunlar öyle makineler aldılar. Bu şimdi eski biz öküzden sürüyorduk ya. Onlar öldü. Evet. Şimdi şeyle gidiyoruz. Makinelerle. Her şey çok modern. Ne diyor sen? Daha rahat. Ne diyor biliyor musun dünden? Bir gün diyor 100 dönüm yeri ekeceğim ben diyor. Orada. Bir günde bitiriyor. Hem tane tane atıyor. Hem sürüyor hem atıp gidiyor. O saçma falan yok. Evet. Modern. Oo. Şimdi sana ne diyeceğim? Sen bu resimlerini beğenmişsin ya. Evet, oldu. Dışarıda çok bunlar. Bunların kendisi, hakikisi dışarıda. Sen onları gez, değil mi? Gezin. Gez bir bak hayvanları bir gözünle gör. Tamam, onu. Aydın'ın hayvan yetiştiriciliğinde, melezlemedeki başarısını senin görmeni istiyorum ben. Gör ki torunlarını anlat, oldu mu? O da anlatıyorum ben onu. Tamam efendim, teşekkür ediyorum sana. Ben de seni teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Güzel yürekli insanlar, fuarımızdaki güzel görüntülerimize, efendim güzel röportajlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Anadolu sevdalıları, Aydın ili Kırmızı Et Üreticiler Birliği'nin standındayız. Birbirinden değerli konuklar var standta. Kendilerini tanıtacağız. Hepsi üretici, hepsinin emeği var. Bakalım Aydın ilinin hamarat kadınları nasıl hayvancılık yapıyorlar, neler yapıyorlar. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi bir tanıyalım. Ben Semiha Bilgen. Aydın Et Kırmızı Et Birliği Başkanı Altan Bilge'nin annesi. Oo, o çalışkan adamın anası. Anasıyım, evet. Maşallah, tebarek aynen Allah. Aynen öyle, sağ ol. Efendim, siz de bir üreticisiniz. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Ben çocukluğumdan, benim babam Celep'te. Yani bu işin içindeyiz biz. Küçücükkenden öyle. Geldim, eşim de aynı şey. Şimdi Altan Bilgen temel koymadı, üstünü yaptı yapıyı. Evet. Öyle devam ediyor bizim işimiz. Kökten geliyor. Aynen öyle. Üzerine koydu. Evet, evet. Güzel şeyler başarıyor. Evladınız olarak evet. Da ben tebrik ediyorum. Sağ efendim. Olun. Her yerden şeyleri yağdı böyle hani beğeniler yağdı dünden beri. Evet, güler çok yüzle. Gurur duyuyorum zaten. Öyle bir evlat yetiştirmişik. Baba görmedi bunu. Allah rahmet eylesin. Ama yanımızdadır. Öyle tahmin ediyorum ben. Evet. Ben arkasındayım oğlumu. Her ne zaman. Ne kadar güzel. Evet. Efendim siz de yaptınız tabii ki. Evet. Yaptık. Nasıl ama bir his, nasıl bir sevda, çok nasıl güzel. Bir duygu? Çok güzel. Şimdi doğru onların yanına geldim ben dün. Çok güzel. Biz elimiz değirmiyoruz ama seviyoruz biz karşıdan. Bizim işimiz o oldu artık bu yaştan oldu. Sonra. Ama oğlum. Şimdi böyle gençliğinizde. Gençliğimiz tabii ki yaptı. Bizim evimiz mandıraydı. Öyle çoktu ki her şey. Mandıra. Şimdi nasıl mandırayı görüyorsunuz? Bizim evet. Evimiz öyle. Kazanlarla pişerdi süt. Oo. Tabii ki. Benim babam sayılır kişiydi. Evet. Şimdi çok modern oldu her şey. O zaman çok güzeldi. Her şey çoktu geçmişte. Daha bir güzeldi değil çok mi? Çok güzeldi. Emek de güzeldi. Komşuluklar tadı da güzeldi. Güzeldi bakın. Şimdi çok ama tat yok. Tat. Ne kaymak ne kesik deriz biz. Evet. Çökelek. Hı-hı. Ne yoğurt ne süt. Tabii ki hep fenli yiyorlar. Evet. Doğal değil. Biz hani mümkün mertebe onu yapıyoruz. Teyzeciğim, amcayla beraber yapmışsınız. Evet. Nurlar içerisine yatsın. Amin. Amcam nasıl bir adamdı? Çok saygıdeğer biriydi. Çok. 16 yaşında evlendim ben. Amcam 10 yaş büyüktü benden. O kadar güzel günler geçirdik ki biz 65'te evlendik.
45 sene geçindik ama maşallah. Dünya şekeri bir insandı. Şimdi genç olsam gene öyle onunla evlenmek isterdim bak sağ olsaydı. Yani nurlar içinde çok saygı yatsın. Değer. Çok. Nurlar içinde yatsın. Kimseyi incitmez. Hafızdı. Ağzı ilimliydi ama ticaretle uğraştı hep 40 sene. Evet. Ticaret. Bu başarının arkasında mutlaka siz varsınız eş olarak. Bak biz Aydın'da oturuyorduk, köydeydik. Bak ben haftanın iki günü şurada çantam hazır olur. Ben çantamı hadi dediği zaman haftada iki gün ben eşimle gider gelirim. Kursaydı bir çadır. Bak o çadırda yaşardım ben amcanla. Bak hala da öyleyimdir. Çocuğum dese ki beni şimdi şuraya gidelim. Ben orada yaşarım. Öyle kendimden barışık bir insanım. Maşallah, tebarikallah. Yani, evet. Peki yani. Başladığınızda mutlaka zorlanmışsınızdır hayvancılıkta falan. Hayvancılık ben yapmadım. Yani o yaptı, eşiniz yaptı. O yaptı. Siz destek oldunuz. Biz destek oldum evde sadece. O evet. Beni bir şey yaptırmazdı. Evet. Ha, yapmadım bak. Böyle anladım. Süt sağayım, satayım. Hani bak bizim amcamızın kızıdır bu. Ben hiç öyle bir şey yaptırmadı. Çok kıyamıyordu zaten. Babamdan çok zor aldı beni. Oo. 3 sene istedi. 3 senede nişanlı kaldım bak. Bizim amcamın kızı bak hepsini kıymetlisiniz biliyor. Kıymetlisiniz efendim. Evet. Ben öyle. Bak çocuklarım da beni öyle tuttu. Evet. Şimdi kızım da oğlum da çok memnunum. Allah onlar gibi kendi çocuklarını da. O kadar güzel bir günlerim var ki benim. Evet. Şimdi de bu çantamı alıyorum ben. Nerede canım istiyor oradayım. Gelinim alıyor beni getiriyor. Evet, köyü evet. Canım isterse köye gidiyorum. Buraya isterse İstanbul istersem. Oraya hepsi gidiyorsunuz. Hiçbir baskı yok. Öyleyiz yani. Bugün. Gelinim de çok iyi. Damadım da. Oh, daha oh, ne isteyeyim daha ki ne ben. İsteyeyim. Gülen yani. Yüzün solmasın senin. Aynen. Hayvanlarınız yarışacak bugün. Evet canlarım çok güzel onlar. Ya. Değil mi? Çok. Her gün bu işte Belçika grisi olan danamız ayrı bağlandı o. Ben onu çocuk gibi gider her gün okşarım. Şimdi gelince de böyle bir başını uzattı. Sevdirmek istedi o beni. Oo. Evet. Onlar çocuklarımız gibi bizim. O şekilde. O kadar kıymetli çok. Değil mi? Ben şimdi haftada mutlaka bir köye gidip gelmem canım istiyor çünkü. Orada işim mi var? Hayır. Bir işte gidiyorum onların başında. Altan'ın çok işi. Var. Çok işi var. Çok işi çok. Var. O şekilde işte günlerimiz böyle geçiyor güzelim. Çok memnunuz ama. Evet. Hayvancılık çok yiyorlar. Yedikleri kadar sevgileri var. Yemeği bakarsan çok yiyorlar tabii. Evet. O hevesi daha güzel onun. Sevgisi. Sevgisi. Öyle yapıyor Altan. Sevgisi işte. Olmadan olmaz değil mi efendim? Her şey öyle. Değil mi? Her şey bizim çocuklarımız gibi onlar. Torunlar gibi. Oo maşallah. Teşekkür evet. Ediyorum efendim. Ben de teşekkür ederim. Ne güzel ederim. Evlat yetiştirmişsiniz. Sağ olun. Allah-u Teala sizlere. Hepinizi nasip etsin. Amin. Benim sağlık afiyet gibi. Versin. Amin. Başarıları daim olsun. Teşekkür ederim canım. İnşallah bugün siz de yarışmalar. Hayırlı günler olsun. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun efendim.